Türkiye'nin önemli insan hakları hukukçularından Mehmet Semih Gemalmaz, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar kadınlar, çocuklar ve azınlıklara yönelik şiddet ve ayrımcılığı konu alan kitabını T24'e anlattı. Kadınlar, çocuklar ve azınlıklar. Çünkü bu üç grup, sözünü ettiğimiz ayrımcılık, şiddet, sömürü probleminde en fazla mağdur olan yahut mağduriyete en fazla açık olan gruplardır. Kitap tam 2875 sayfa. Kapsadığı süreç çok uzun. Ele aldığı konular çok çeşitli. Yani bu konular aynı zamanda bunlara problemler diyebiliriz. Sorunlu alanlar diyebiliriz. Çok çeşitli ve yaygın. Dolayısıyla hem o sorunların ortaya konulması, objektif bir şekilde, akademik bir çalışma olduğuna göre nesnel bir biçimde ortaya konulması önemli. Hem de bunlara ilişkin tartışmalara ışık tutulması önemli. Kitap 4 yılda hazırlanmış olsa da aslında Gemalmaz'ın 35 yıllık akademik birikimine dayanıyor. Herkesin karınca kararınca bu konularda kafa yorup ne tür stratejilerle bu hastalıklarla mücadele edilebileceğine dair öneriler getirmesi, ben kendi çapımda bu kitapta onu yapmaya çalıştım, getirmesi ve buradan bir sonuç umması, beklemesi gerekir. Gemalmaz'a göre ayrımcılığın coğrafyası geniş. Mesela bu problem en fazla Güneydoğu'da görülür deyip geçeriz. Halbuki bu problem büyük şehirlerde, metropollerde de görülmektedir. Yani sadece ülkemiz bakımından konuşuyorsak, sadece ülkemizin bir bölgesine indirgenebilecek çapta sorunlar değil ne yazık ki bunlar. Gemalmaz kitabında azınlık kavramını en geniş anlamıyla kullanıyor. Örneğin farklı cinsel yönelimleri olanlar da bu kitapta işlenmiştir. Onların azınlık diye, azınlık kategorisi altında düşünülmesinin sebebi çoğunluktan az olmalarıdır. Kitap son dönemlerde gündemde olan kadın üniversitesi tartışmasına da tarihsel olarak ışık tutuyor. Kadın üniversitesi girişimi Osmanlı'nın son döneminde nasıl ortaya çıktı, ne oldu ve arkasından münevver Türk kadınları, münevver Türk erkekleriyle kol kola girip bu şeyi nasıl ortadan kaldırdılar? Türk kadınının nasıl mücadele azmiyle dolu olduğunu görürsünüz. Demek ki böyle bir öneriyi 21. yüzyılın ilk 20 yılı biterken getirildiğinde biz tam tamına şey yapıyoruz. Abartılı konuşmuyorum. Bir 100 yıl geriye dönmek istiyoruz. Haydi hayırlısı diyeyim. Homer yayınlarından çıkan ve önemli kaynakça olan kitap, Gemalmaz'ın söz ettiği gibi ayrımcılığa karşı çözüm olarak toplumsal iletişime vurgu yapıyor. Onun için karamsar olmaya gerek yok. Sorunlar var. Bugünkü Türkiye'de de var. Ama bugünkü Türkiye'deki sorunları da nihayet çözecek olan biziz. Siz de ben. Yani başka kimse yok. Bu ülkenin gerçek sahipleri biz hepimiz olduğumuza göre. Başka da bir sahibi olamayacağına göre o ülkenin vatandaşları o ülkenin gerçek sahipleridir.